çarptırma ile birlikte girdi. Ön merkezli ses vokaline daha yakın. Ağladı galiba. Evet, yani öyle mi? Ya da ben gırtlağım düştü, anlayamadım abi. Tam bir şey söyleyecektim. Ağladı herhalde. Bakacağız, dur bilmiyorum. Evet, evet. Yani galiba ağlıyor. Yani oluyor ya sahnede bazen. Yani insan bazen o şarkıyı o çok fazla hissetme durumu da ister istemez kişinin böyle sonuçlar yaşamasına neden olabiliyor. Devam edelim. Yine çarptırma, aynen ağlıyor. Bu işte şarkıyı biraz arkadaşlar böyle sahnede bazen kontrol edemeyip çok fazla hissetmek dediğimiz şey yani yaşadığımız şeylerden biri yani. Evet. Vokaller geniş, vokalleri geniş kullanıyor, ağız açıklıklarına dikkat edin. Mikrofona yaklaşım gayet iyi. Sıkışık yerde. Nefesi yukarıya doğru alıp aşağı doğru iterek yapıyor ama gayet iyi şu an. Ikınma söz konusu. Nefesi zaten aşağı doğru ittiğini görüyorsunuz ama şu an entonasyon anlamında, tına anlamında hiç fena değil. Yükselmeler var. Vokalleri genişletti, dikkat edersiniz. Yataylaştırdı vokalleri. Çarptırmalar var şu an için. Yine aynı şekilde yükselerek bir çıkma söz konusu. Tırmanma söz konusu. Bu da tırmandıkça tınıyı daha buraya doğru sıkıştırmasını sağlıyor. Bunu da iyi beceriyor. Nefes konusunda biraz sadece ritme var aşağı doğru. Vokallerin genişliğini görüyor musunuz? Ağız açıklıklarını, vokallerde ne kadar büyütüyor. Çok önemli. Ve çene açıklığına dikkat edin. Ikınma. Evet. Ve daha sonra şimdi burada şöyle bir teknik söz konusu. Ağzı yataylaştırıp dil kökünü yukarıya doğru yükselterek bunu yapıyor. Yani bir yerden sonra şu hareket söz konusu. Bu da dizlerde özellikle bir yerden sonra daha sert ve daha tiz bir frekans ve bir tını yakalamasını sağlıyor. Bir teknik. Çenesini çok iyi kullanıyor. Yani şarkıcı da Demi Lovato'da gördüğümüz en önemli şeylerden biri çene kullanımı. Bunu çok iyi beceriyor. Şu an yani şöyle yaklaşsak mesela net görebileceğimiz ağız açıklığında gerçekten şu. Evet, yaklaştı zaten. Şimdi bakın, ağız açıklığına bakın. Gördünüz mü? Dil kökünü görüyor musunuz? Dil kökü dediğim seviyede bakın. Dil kökünü arkaya doğru yaslanmış. Burada soluk borusundan gelirken hava normalde ön damağa doğru geliyorsa burada artık daha çok şu kavisi sağlıyor. Bu da ister istemez biraz nazal tını sağlamasını sağlıyor. Olumsuz bir nazal tını değil tabii. Burada topluyor yani üst bölümde sesin tınısını topluyor. Gayet iyi. Ağız açıklığını yatay zaten görüyorsunuz. Yine aynı. Ağız açıklığını görüyor musunuz? Kusursuz bir teknik şu an. Allah kusursuz yani. Kusursuz. Sadece nefes konusunda bir güç problemi yaşıyor ama o da yani çok böyle hissedebildiğimiz bir problem gibi değil. Gayet iyi. İyi bir performans. Yani düşük frekanslarda da yine tını sıkışık merkezde. Evet.
akınmalar, işte nefes dediğim o akınmaları görüyoruz. Ve yükselmelerde yine tutarak yüksel, dikkat ederseniz aralarda herhangi bir nefes almadı ki tınıyı yukarıya doğru yükseltebilsin. Evet, ağız nefesi kullanıyor. Normal sahnede bu kadar konuşmanın olduğu partisyonlarda mecbur ağız nefesi almak zorundasınız. Yine çarptırma. Ağız açıklığının genişliğini görüyor musunuz yine? Buralarda biraz gırtlağa doğru düşmeler var. Yine vokal kullanımları çok geniş. Yine akınma, çarptırma. Bakın gördünüz mü? Şunu kastediyorum. Şunu söylüyorum. Şu. Yani bu aslında teknik olarak da kullanılabilen bir şey. Evet, hani bazı şarkıcılar bunu teknik olarak kullanabiliyor ama nefes kullanımında biz bunu doğru bulmuyoruz. Çünkü bunu yaptığınız zaman siz gücünüzü aşağı kilitlersiniz. Bu konuda hani bilginiz olsun, yani gücünüzü yukarıya doğru itmeniz lazım. Daha yukarılara doğru merkezde kalabilmek anlamında. Çünkü bu bir yerden sonra sizin gücünüzün yavaş yavaş çekilmesine neden olan bir hareket. Yani normalde biz iç basıncı kullanmak için bir eğim sağlıyoruz yer yer. Ama dinamik alanı kullanmanıza, yani güç alanını güçlü bir şekilde kullanmanıza bu diyafram merkezini engeller şu bastırma. Dolayısıyla buna dikkat etmek gerekiyor. Ama ağız açıklığı, vokal genişlikleri gayet güzel. Tını çok iyi ve güç. Yani gücü aldıktan sonra yukarıya tırmanışı, o havayı yukarıya doğru itişi gayet iyi. Ağız açıklıkları çok güzel. Gayet iyi, ön merkez. Gayet iyi. Vokal açıklıklarını görüyorsunuz, dil konumlanmasını görüyorsunuz. Yani şu an açıklık ders niteliği. Çok net bir şekilde söyleyeyim, ders niteliğinde. Yani emin olun bir gram yorulmadı. Yani bir gram yorulduğunu zannetmiyorum ben. Yani tınıyı aldığı yer çok iyi. Şu tam arka bölüm. Çok güzel tırmandırdın. Vallahi. Of. Vallahi çok güzel ya. Ders niteliğinde ya. Gayet iyi arkadaşlar. Kusursuz. Kusursuz yani. Kusursuz, kusursuz. Çok güzel bir rezonans kullanımı. Bayıldım yani, bayıldım. Bu arada yine gırtlağa düştü buralarda. Ama yani bu Grammy'deki performansı ise diğer performanslar ise bence bayağı bir yani böyle çizgiyi yukarılara taşımış yani. Bilmiyorum diğer performanslar nasıl ama bayağı iyi. Gayet iyi. Yani rezonans kullanımı arkadaşlar, ağız içi kullanım ders niteliğindeydi, çok beğendim. Özellikle nefes kullanımını çok beğendim. Nefeste sadece güç anlamında aşağı doğru akınmaların olduğunu gördük. Bu çok yoğun yapıldığı takdirde tınınızı aşağı doğru itmenize neden olabilir. Bu yani şimdi 4 dakikalık bir performansı bunu görmezsiniz ama atıyorum yarım saat, bir 40 dakika böyle bir performans yaptığınızda bunun size problem yaratmaya başladığını görürsünüz. O yüzden akınmalara dikkat ama ders niteliğinde de bir açıkçası performans çok beğendim. İlk başta böyle bir hepimizi bir ne oluyor ya falan dedirtti. Bir gözyaşı, önce bir şarkıyı hissetme ve ona kendini kaptırma, ardından da zaten o tinsellikle birlikte şarkıyı artık böyle yukarılarda Allahu Ekber dağlarına doğru çıkarmış. Yani bayağı iyi yani. Ben çok beğendim. Teknik olarak gayet iyi. Benim için gerçekten uzun zaman sonra, bu arada analiz yapıyorum, uzun zamandır yapmıyorum, uzun zaman sonra yaptığım incelemelerdeki belki de hatta son zamanlarda yapmış olduğum incelemelerin arasında en iyilerden biri de diyebilirim.